Dolayısıyla Rusya'nın da DAEŞ terör örgütüne yönelik müdahale etmesine itirazımız yok. Ama Rusya biliyorsunuz bizim hava sahamızı ihlal etti. Gerekli uyarıları yaptık, gerekli tepkiyi gösterdik ve bir daha olmaması için net mesajımızı da verdik. Suriye'yi tekrar soğuk savaş dönemine dönmek için bir alan olarak görüyorlarsa, bizi çok keskin bir şekilde dünyada kutuplaşmaya götürür, gerginlik tırmanır. Bu bizim dahil hiç kimsenin arzu etmediği bir şeydir. Umarım bu yanlışlardan, bu hatalardan dönülür. Suriye'deki durum Selahattin Demirtaş'ın da gündemindeydi. Demirtaş durumun daha da kötüleşerek devam edeceği öngörüsünde bulundu. Durumun giderek kötüleşeceğine dair ciddi endişelerimiz, kaygılarımız var. Hani şu anda kötü değil mi denilecek? Evet, çok kötü ama gidişat öyle gösteriyor ki Suriye'deki savaş daha da derinleşecek. Büyük güçler ve devletler şimdiye kadar Suriye'de bir vekalet savaşı yürütüyordu. Yani bizzat kendileri görünür değildiler. Başka aktörler aracılığıyla, başka kendilerinin sahaya sürdüğü taşeronlar aracılığıyla Suriye'de bir dünya savaşı, 3. Dünya Savaşı yürüyordu. Ama şimdi aktörlerin kendisi bizzat sahaya inmeye başladı. Amerika var, Rusya var, Çin var. Türkiye'yi taraf olduğu içinse eleştirdi. Yani mezhepçilik yaparak tek bir grup üzerinden veya benzer gruplar üzerinden, radikal gruplar üzerinden Türkiye sahada savaş yürütmeyi bırakmalıdır. Türkiye orada vekaleten savaş yürütecek, yürütmesi gereken bir ülke değildir. Bursa'da yaşayan ve hakkında birçok suçtan kesinleşmiş 30 yıllık hapis cezası bulunan kadın, son olarak 5 yaşındaki kızına hırsızlık yaptırınca yakalandı. Uludağ'da bulunan tarihi İnkaya Çınarı'na arkadaşlarıyla birlikte çay içmeye giden bir kişinin çantasında bulunan 450 lira para ve kimlik küçük bir kız tarafından çalındı. İlk anda olayı fark etmeyen kadın bir süre sonra çantasının içini boş görünce polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek küçük kızın hırsızlık suçundan aradıkları kadının kızı olduklarını tespit etti. Olayın ardından küçük kızın bindiği otomobili de tespit eden ekipler MOBESE kameralarından takip ettikleri aracı Acemler Kavşağı'nda durdurdu. Aracın içinde aranan kadın, eşi ve hırsızlık yaptırılan küçük kız çıktı. Çiftin ifadeleri alınırken küçük kız emniyete çağrılan akrabalarına teslim edildi. İfadeleri alınan zanlılar hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Bursa'ya esrar getirileceği bilgisi üzerine Yalova yolunda şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 9 kilo esrar bulundu. Bir kişi gözaltına alınırken ekipler Yıldırım ilçesinde de uyuşturucu satan bir kişiyi gözaltına aldı. İki şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin mahallesinde can pazarı yaşandı. Yokuş aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir eve çarparak durabildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarmayı başardı. Kurtarma operasyonunun ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında evde bulunan iki kişiden biri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Evin üstüne çarptı, öyle mi kaza oldu? Evet. Başka türlü duramazdı. Yoksa feci bir kaza aşağıda olacak. Burası çok tehlikeli. Yukarıdan boş olan araba buraya vurmadan duramıyor. Belediye şuraya bir şey çare bulsun lütfen. Kamyonetin çarptığı evin duvarı oturma odasındaki eşyaların üzerine yıkılırken maddi hasar meydana geldi. Gaziantep'te kaza kurşunu ölüm getirdi. 13 yaşındaki çocuk annesi ve babasının evde olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini yatak odasındaki dolaptan alarak oynamaya başladı. Tüfeğin boş olduğunu düşünerek kardeşine doğrultan abi tetiğe bastı. Ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan küçük Emir ağır yaralandı. Silah sesini duyarak eve gelen komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Muhammed Emir tedavi alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Küçük Emir'in cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kardeşinin ölümüne neden olan abi ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Düğün konvoyundan para almak için az kalsın canından oluyordu. Olay Karaman'da meydana geldi. 10 yaşındaki Muhammed Emin Sarıtaş, evlerinin önündeki yoldan geçen düğün konvoyundan para almak için gelin arabasına doğru koşturduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada gelin arabasının olduğu konvoyda bulunan bir otomobil, 10 yaşındaki çocuğu fark etmeyerek üstünden geçti. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden çocuk yapılan müdahalenin ardından hastane şartlarının daha iyi olduğu Konya'ya sevk edildi. Kazaya sebebiyet veren sürücü Mehmet Ceylan da yapılan sorgunun ardından serbest bırakıldı. Sakarya'da Pamukova ilçesinde bulunan ve 2. derece sit alanı içerisinde kalan Keltepe'nin yanında bulunan üzüm bağlarına bir kazık bile çakılmasına izin verilmiyor. Buna karşın Devlet Su İşleri tarafından verilen izinle bu bölgede taş ocağı açılacağı haberini alan mahalle sakinleri duruma tepkili. Bölge halkı bu taş ocağının üzüm bağı ve meyve bahçelerine zarar vereceğini, aynı alandaki eski mezarlığında yok olacağını belirtti. Bölgede meyve ve sebze üreterek geçimini sağlayan halk, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesini verdi. Ancak gelen, biz izin verdik, oraya taş ocağı madeni yapılacak yanıtı vatandaşları çileden çıkardı. Davadan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan vatandaşlar, taş ocağının açılmaması için tüm yolları... Ankara'da 8 ay önce bir aracın çarpması sonucu vücudunun arka kısmı felç olan ve parka terk edilen köpek, hayvanseverler tarafından aylar süren mücadele sonunda hayata döndürüldü. Biz Umut'la bundan 8 ay önce Kurtuluş Parkı'nda kaza sonrası tanıştık. Umut'a araba çarpmış ve Kurtuluş Parkı'na atılmıştı. Daha sonra buradan aldık, Umut'u fakülteye ve birkaç farklı veterinere götürdük. Fakat bize uyutulmasını söylediler. Ama biz uyutturmadık. Yaşam şansı tanıdık Umut'a. Ve ondan sonra bir ablamızın evine getirdik Umut'u. Fizik tedavi şansımızı denemek istedik. Fizik tedavisini aldırdık 20 seans. Fakat Umut'un hiç iyileşme şansının olmadığını söylediler. Hayatının sonuna kadar felç olarak kalacakmış. Şu anda bakmaya devam ediyoruz. Biz bırakmadık. Tekerlekli sandalyede bir apartman katında yaşamını sürdüren Umut köpeğe yönelik şikayetler üzerine kaymakamlık tahliye kararı verdi. Şu anda kaldığı evde Umut'un apartmandan şikayetleri olduğu için ve barınak eve... Yani barınağı alacağı söylendiği için şu anda bizim Umut'a aradığımız Ankara için bahçeli bir ev en önemlisi. Çünkü tahliyesi söz konusu şu anda. Bu zorlu süreçte Umut'la ilgilenen Burçin Akal'ın felçli köpeğe sahip çıkacak birini arıyor. Ankara'da buna duyarsız kalmayacak insanlar olduğunu düşünüyoruz. Lütfen Umut'a bir şans tanısın. Ona bahçesini açsınlar. Ona yaşama şansı istiyoruz. Ve ekliyor. Engelli canlara şans verin. Çok güzel bir can kendisi ve kendisi de yaşadığı olayların farkında ve engelli canlara bir öncelik istiyoruz. Uyutulmasınlar. Birçok insan bu hataya düşüyor ama inanın sevgi ve ilgiyle yaşıyorlar.